Herkese merhaba, Jerry Brunch Kaldıran Satfit ve bugün Survivor City Card Rank'deyiz ve lükslerin kapışması serisine devam edeceğiz. Ama bugün lükslerin değil de birazcık da minibüs, ağır minibüs mü ne diye geçiyor bunlar? Minibüslerin kapışması gibi bir şey olacak. Karşınızda iki tane araba göreceksiniz. Bunların biri Renault Trafic, diğeri ise Transit olacak. Ford Transit. İki tane güzelim arabayı kapıştıracağız. Bayağı bir özledim City Car Drive'ı. Siz de bu kapışmaları özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden sık sık getirmeye çalışacağım. Oyun sisteme geldikten sonra tabii ki de mod destekleriyle beraber bayağı bir sağlamlaştı. Sıkıntılar azaldı. O yüzden ben de göz atma hakkı verdim oyuna. Hepinize iyi seyirler. Umarım destek gelir. Devam ederiz. Oyun hoş zaten. Şimdi iç tasarım. Bildiğimiz gibi 7 tanesi, 7-8 tane farklı alandaydı galiba. İç tasarım, dış tasarım, ses, kullanım keyfi, maksimum hız, drag yarışı ve fren hızı. Toplam 7 tane kademeyle bunları karşılaştırıyorduk. Hemencik başlayalım o yüzden. Abicim hemen heyecan yaptım. Dur. Evet, sesini açtık. Haydi bismillah, yola çıkalım abi. Sırtımızda yük var. Okey, vitesler ayarlı. Sıkıntı yok. Tamam. Lan çıksana. Oo. Rok tık tık tık, güzelmiş. O sesi sevdim yani. İş yapacağız abi. Teslimat yapacağız. Ne sağıma geliyor, soluma gelmiyor ses. Sol tarafta daha az. Sizde durum aynıdır. Solda bir oynuyor böyle. Oho! Abi niye böyle güçlü bunun sesi? Orijinal sesi bu mu acaba? Kornaya bak. Kornası fena. Motosiklet kornası gibi. Abi ne oluyor lan? Dur şöyle bir pedaller bir çekeyim. Çok uzak kaldı pedaller ayağıma. Bir de freni pompalamadım. Allah Allah, çıksana kardeşim. Dur şöyle çıkartayım şunu. Sesi bir oynuyor sürekli, bir solda bir sağda gibi böyle bir. 200 yazıyor. Maksimum hızı 200 değildir ama 200'e çıkacağını pek zannetmiyorum. Çünkü 4. viteste 100'ü görüyoruz anca. Çekil. Sesi var abi. Oyunun stok sesi değil bu. Arabanın stok sesi bu mu? Bilmiyorum ama ses var. Yoğun bir şekilde var hem de. Güçlü güçlü. Bangır bangır bağırıyor. Abi harbi freni çok garip. Motor freni de yapsam ya aslında. Aslında onu değerlendireyim ben. Durun, unuttuğumuz bir kısım var. İç tasarım. İç tasarımı. Koltuklar falan çok sade zaten ama. Şurası da çok minimalist bir tasarıma sahip arabanın iç tasarımı ya. Bak bak, gitti ses. Dışarısı. Dışarıdan daha bir hoş duruyor ama. Şu yan aynalarına bakın bakın. Oh yeah, özel yapım falan. Gideyim, yeşil olmuş. Şantlar falan da var. Girelim içeri abi. Yapıştır. Al dördü. Boru teslimatı. Lan. El freni hiçbir işe yaramadı bir an çektiğimde orada. Dur çıkıyorum, çıkıyorum. Oh yeah. Kaza yapmadan lütfen, lütfen, lütfen. Şöyle bir bakayım. Puf. Hissediyorum abi geleceğini birilerinin. Devam. Şu anda çok eğlenceli. Yalnız çok aşağıdayım gibi hissediyorum. Hayır, yukarı çıksana. Hah, aynen. Kafayı eğ biraz. Birazcık şöyle. Şu an daha iyi gibi ha. Orada bir oyna var, görüyor musunuz bilmiyorum kadranlarda. Al 5'e, of ye. Yeah. Abi el freni hiçbir işe yaramıyor ya ve freni inanılmaz kötü. Yok böyle bir fren yani, pompa yapıyorum. Yine kötü harbiden de. Şurayı bekleyelim. Sola hadi. Yol bizim kardeşim, ilerle. Şeyler çok sevdim ama. Şu çık 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 sinyal ışıklar falan çok hoş. Namussuz, nasıl çıkıyorsun öyle yola? Al 5'e. 6 var mıdır acaba? 6 yoktur, imkanı yok. Ne arar la 6 burada zaten.
durmaya çalışıyorum. Motor freni yaptım. Bak 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 bak. Az buz işe yaradı sanki ha. Unuttum motor frenini. Bu sefer bir aktifleştirdik onu. Dur dur. Dur. Motor freni abi. Buna tek çare buymuş. Motor freni yapacaksınız bol bol. Yoksa araba duramıyor. Gerçekte böyle olduğunu düşünmüyorum. Ya böyleyse gerçekte harbiden çok büyük bir sorun var demek. Evet, sağ taraftaki seste daha fazla ağırlık var. Benim kulaklığımla da alakalı değil, onu da söyleyeyim. Al abicim. Bak bak yine sağdan geliyor. Şuradan çıkalım. Al dördü. Gireceğim birazdan önüne. Eyvallah. Al beş abicim. Karayoluna doğru götürüyor muydu bu yol bizi? Yok, köye doğru gidiyoruz. Maksimum hızını denemek istedim de tabii onu ayrı geçeceğiz. Bu ne kalabalık sokaklar? Bayram, seyran falan. Herkes dökülmüş dışarı. Yavaş gel. Evet, artık ufaktan maksimum hız testine geçebiliriz. İçin dışını ve genel arabayı da kullandığımıza göre az çok fikir edindim şu anda. Ama transit ne yapacak? Bunun karşısında onu merak ediyorum. İddialı olduğu noktalar var kesinlikle. Ama berbat olduğu noktalar da yok değil. O yüzden çok güzel. Bizde çekeleşikli deniliyor da sizde ne deniliyor acaba? Böyle çok eğlenceli, tartışmalı, bolca rekabetin olduğu bir yarışma olacak gibi. Çıksam mı acaba ya? Biz de dönelim şuradan. Bizim neyimiz eksik? Ha. Kızlara yol veriyorsun. Ulan oradan erkek geçti, yol vermezsin ha. Ulan seni, namussuz seni. Al al dördü, al 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 al, zorla 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 zorla. Al sana dört. Hadi zorla dörtte. 5000 devir. Karayoluna giden yol galiba burası. Pompala pompala. Motor freni de yap. Aradan da gum. Oha. Nasıl geçtim lan öyle aradan? Abi çarpacağım diye hesaplamıştım ben onu. Ballıyım. Ballıyım oğlum. Al 5'e. Tahmini maksimum hızı yapıyoruz şu anda. 200 gösteriyor ama benim tahminim abi bu gidişiyle beraber 170 falan. Ama sağlam basıyor şu an. Bağıra bağıra basıyor. Ufaktan makasını da deniyor şu an. Oh shit. Allah cezanı vermesin sen. Neyse, hız testine geçelim, ondan sonra diğer aracımıza ve tabii ki de diğer detaylara geleceğiz. Hazır mıyız? Çalıştırayım mı? Bir de direksiyon titrese ya çalıştığında. Hangi oyundaydı ya? Arabayı çalıştırdın, direksiyon titriyordu. Yine bu oyunda olması lazım. Aynen City Car Driving'de bazı arabalarda o özellik var, bazılarında yok. Baya güzel güzel titriyor böyle. Şimdi tekiz. Yollar açık, trafik yok, insanlar da yok, rahatsız eden kimse yok. En son 140'ı falan görmüştük galiba. Burada ne yapacağız bakalım. 140'ı rahat gördük ve basıyor. Bildiğin basıyor şu anda. Bağıra bağıra mücadelesini veriyor. %170. Aa, 166'da durdu. Devamı yok mu? Maksimum diyor, dayandı. Bıçak kemiğe dayandı. Yok abi, yokuş aşağı gitsek bir nebze belki bir 2 kilometre daha ekleyebilir. Onu da görürüz şimdi. Hadi be. Ne çok ses yaptı, bağırıyor şu anda, zorluyor kendini. Hadi şuradan bir yokuş yukarı çıkacağız, sonra aşağı doğru inişimiz de var. Sonuna kadar deneyelim. Transite de çünkü aynı şeyi sağlayacağım ya, yani aynı imkanı. Oo, Mercedes dealer mı lan burası? Evet. Çok düşme, hayır çok düşme. Hadi
Evet, 166 hadi. Evet, okey. Aşağı doğru akalım. 167 oldu. Şu az ileride de deneyelim. Orada da yoksa zaten 167'yi fixleyeceğiz. Dön 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 dön. Şuralar aslında ufaktan bir yokuş. Burada alsa alabilir yani, gördüğünüz gibi 167'yi gördü. Ama 68 olmadı. Şurada 67 ile gelseydik 68 olma ihtimal vardı. Ama yok. Nafile. Motor freni yap. el freni de çekeyim. Evet, zar zor durduk. Motoru patlattık, uçurduk. 167 kilometre. Artık transite geçeceğiz. Transit ne yapabilecek ona bakacağız. Sonrasında drag yarışmamız olacak. En sonunda da fren yarışması yapacağız. Ve sonra overall'a geleceğiz. Ve kimin kazandığını en azından gönlümüzce söyleyeceğiz. Fordum Fordum güzel lordum abi, transit geldi. Şimdiden çok şekil duruyor. Jantları falan gördüğünüz gibi bayağı bir güzel. Dışarıdan rengi kırmızı. Renk tamam, çok bir olay değil. Hepsinde güzel güzel rengi var. Trafik daha çok böyle elastik, evrimli, kıvrımlı falanken transit ise daha çok dörtgen abi, kutu gibi diyebileceğimiz bir araba tasarımına sahip dışarıdan. İçerisi ise çok daha zengin abi. İçerisi kesinlikle çok daha hoş duruyor. Baksanıza, bir sürü olay var, bir sürü detay var. Direksiyon simidinden tut daha diğer olaylar bile daha şekil duruyor. Yani dışarıdan aslında ne kadar dörtgense içeriden de o kadar oval hatları sahip, daha bir yumuşak hatları sahip. O yüzden bayağı bir hoşuma gitti diyebilirim. Çalıştıralım. Sesini bir duyalım abi. Bu aracın sesi nedir? Efendim. Yuhuhuhu diye bir ses çıktı. Duydunuz mu? Ben çıkayım abicim. Lan nasıl bir çıkıştı o? Bu ne? Hepsinde bir boom, bir bastı bir ses var arkadaş. Dur dur dur. Ama ses çok karışık geliyor. Araba sesi artı oyunun sesi karışık geliyor şu an ikisi. Bak dururken daha iyi sesi. Araba çalışmadığı şey, hareket etmediğinde daha hoş. Yani orijinal bir ses varmış gibi geliyor. Korna da stok oyun kornası. Lan. Abi görmedim, nasıl yoktun sen ya? Basa bak, basa bak. Turn down for what? Gir abim şöyle. Şu sese bak ya. Hız olarak ama kesinlikle transit daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü üçüncü viteste bağırttırıyorum, hiçbir şey olmuyor. Fren konusu iyi ama freni fena değil. Orta bir frene sahip kendisi. Biraz daha geri mi gitsem? Ulan geri geri geri. Biraz daha geniş görelim şu. Direksiyonu biraz daha aşağı çeksek daha hoş olur gibi duruyor. Şunu açık şöyle sağ yapayım. Evet. Bir de vites animasyon falan olaymış. Animasyon çok olmuyor zaten City Car Driving. Hadi biz de seninle beraber sağa gidelim. Hadi nasıl döneceksek oradan sağa. Debriyaja basılırken sıkıntı olmuyor. Hop. Kapatayım mı arabayı? Lan. Ah kapandı. Bak işte vitesteyken kapanır araba. Hadi lan ya, az bir ilerleyin arkadaş. Bu ne böyle? Tıkandık kaldık. Şöyle dışarıdan da bir görelim. Bir dakika. Şuradan da hoşmuş manzara yalnız. Bakın hele. Al iki abi. Niye bu kadar bağırıyorsun ya? Al üçe rahatlatacağım ben seni. Hadi görelim. Hadi arkadaşım göster kendini. Artı yönlerin var ama senin de eksi yönlerin var. Her arabada olduğu gibi. Çok yavaş hızlanıyor. Bayağı bir yavaş. Evet. 80-90 okey. Kulağım sağır olacak abi şimdi ya. Bu ne ses böyle ya? Sonradan hızlananlardan galiba bu araba. Şöyle frene basayım bakalım. Motor yok. Motor freni yapmama ihtiyaç yok abi. Freni gayet güzel. Aralardan girebilir miyim diye şöyle bir geçeyim abicim. Sağ olasın. Hadi ben de sizinle beraber gideceğim. Country Road'a doğru gidiyormuş bu yol.
İkisinde de trafik durumu aynı. %30 trafik oranı. Hem o arabada hem bu arabada. Hadi. Falan senin gibi şoföre ben. Var mı kimse? Yok. Ben çıkıyorum. Bayağı bir karanlık oldu bizim torpido falan. Kontrastı fazla bastık gibi. Işık bir girmiyor. Ne yapıyor? Abi şu ses olayını çözemedim. Sürekli patlıyor diye. Şöyle çıkayım ben. Hop ışık açık kaldı. Hızlan hadi üçüncü vites. Sonradan hızlanıyor dediğim gibi. Ama zorladığında daha fazla zorlayabilirmiş gibi hissettiriyor bana şu an. 111 üçüncü viteste. Evet. Başka? Köye doğru gidiyoruz. 124 kilometre. Al abi dördü. Rahatlatayım arabayı. Ha bizim ev burası. Oh. Freni hoş. Freni gerçekten de hoş. Şöyle kullanalım biraz da. Böyle kendimize baka baka. Orada ben oturuyorum normalde. Alın size dışarıdan manzara. Tekerler ne güzel zıplıyor, hopluyor öyle. Tıkı tık tık tık. Güzel ve dışarıdan hoş gözüküyor. Jantlar falan bilmiyorum. Bayağı hoşuma gitti. Buradan eve geçelim artık. Eve geçip park edelim. Sonra hız testlerine geçelim. Yani sonlara gelmek istiyorum çünkü hemen hemen kararımı verdim ikisi konusunda da hangisinin artı yönleri, eksi yönleri vesaire gibi. O sebepten ötürü çok merak ediyorum sonuç ne olacak. Çünkü bilmediğim birkaç olay var. Onları da öğrenmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum hatta. Güzel bir yarışma olacak gibi. Bakalım. Biz bir türlü çıkamadık şu ormanlardan yalnız. Hiçbir şekilde çıkamadık. Ama ne güzel titriyor araba ya böyle zıplamalı, hoplamalı, hop. Zıpla, zıpla. Dön abicim. Şu sesi çözemedim. Nedir bunun olayı? Modla alakalı tamamen. Hop, ağaç mı? Ha, geçiyoruz içinden. O ağaç niye var o zaman? Korkutmak için herhalde bizi. Şöyle sakin sakin gideyim. Pikniğe gidiyoruz abi. Yavaş yavaş basıyorum gaza şu anda. Köklemiyorum. Evet bizim eve doğru geliyormuşuz. Çıktık ormandan. Harika. Uçalım mı şuradan? Hadi uçuyoruz. Ne var burada? Niye çıkamıyorsun sen? Takıldık bir yere. Neyse zaten hız testine geçecektim. Tip de değişmiş artık güncelle beni beraber. Ya da modla beraber gelmiş de olabilir bu tip. Ama şuradan bakarken niye iç kameradan gözükmedi o bizim arkadaş? Enteresan. Hız testine geçelim. Let's do that. Haydi bismillah. Bakalım ne kadar hız yapabilecek Ford Transit'imiz. Al. Erken erken mi almak faydalı bunda zorlamak mı faydalı onu tam çözemedim şu anda. Ve şu ayna nedir? Bakta galiba bu ayna. Zorla zorla yokuş çıkıyoruz. Biraz daha zorlasın ondan sonra 4 alacağım. İyi gidiyor şu anda. Evet. Evet. Al 4'ü. 3'te daha mı iyi zorluyordu? Yok şu an toparlamaya başladı. Tamam. Birazcık daha zorlamak gerekiyordu. 5'i var mıdır acaba? Çok yavaş ilerliyor be.
Ama emin adımlarla ilerliyor. Böyle devam ederse yolunun sonuna kadar yok. Tıkanıyor. Ufak ufaktan yavaşlamaya başladı. Heh, zorla. Zorla. Her vitesi zorlayıp teslim etmek lazım galiba. Öyle deneyeceğim. Bir tane de olmadı. Hakkını yemek istemiyorum çünkü. Potansiyel varsa bunu görmek istiyorum. Evet, 150'yi görmek üzere ve gördü. 150. 17 kilometre geliyor geriden şu anda. Hadi bakalım. Ve daha kırmızıya çıkmadı. Devir kırmızı olmaya başlayınca daha çok zorlayacaktır aslında. Aa, burada yavaşlayacak. Abi potansiyel var, yok değil gerçekten de. O yüzden tekrardan alabilirim. Böyle her vitesi zorlaya zorlaya böyle bir deneme yapabilirim. Şu an 160'ı görmüş durumda. 158'e düşecek. 157, 156, 155. Hadi burada toparla. Eğer benim hatam varsa ben tekrardan düzeltirim onu. Belki şurada bile görebilir 167. Ve geliyor. Geliyor. ...67'yi gördü burada. Abi tekrar bir el alacağım. Bir el daha alacağım. Potansiyel var ama basamıyor araba sanki ya. Öyle bir eksiği var. Beş. Ha, beş varmış. Altıyı alınca beş oldu. 167'nin üstünü göremiyoruz ama. Yol yetmiyor bize bir nebze. Ama olayımız da o. O yolda yapmak gerekiyor. Çünkü aynı araba öbür, yani öbür aracımız Renault'umuz da o yolda yaptı o hızı. Eşit fix diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Artık drag yarışlarına ve sonuçlara gelelim fren yarışlarıyla beraber. Dış tasarımla başlamak istiyorum. Dış tasarım olarak tabii ki de transite verdim. Jantlarıyla beraber daha bir şık duruyor. Dörtgen tarzıyla beraber bu tamamen bence daha güzel görünüyor. O yüzden 1 puan transite veriyorum. İç tasarımda yine aynı şekilde transit döktürdü abi. Transit her türlü paketliyor iç tasarım, dış tasarımda. Ve 1 puan daha alıyor. Üçüncü olayımız kullanım keyfi olacak. Kullanım keyfi kesinlikle Renault'da. Yani transit o konuda çok fos kalıyor. Çok ağır, çok hantal, hiç aktiflik yok böyle, bir de sesi boğukluğu falan filan çok hoşuma gitmedi. Renault daha bir hoş, daha bir güzel, böyle eğlendiriyor kullanırken harbiden. Hızlı, manevralar da hızlı aynı şekilde. O sebepten ötürü kullanım keyfini Renault'a veriyorum ve 2-1 transit önde oluyor. Ses konusu Renault'a 1 puan, transite yarım puan vereceğim. Çünkü transitte az buz ses vardı. Oyunun sesinden yanında karışık bir sesler vardı ama o sebepten ötürü yarım puan veriyorum. Renault'un sesi sadece bu arabanın sesiymiş gibi geliyor. Yani oyun orijinal sesindeki gibi öyle bir ses yok gibi geliyor. O sebepten ötürü de buna bir puan, diğerine yarım puan veriyorum. Ve böylece 1-2'ye 2.5 oluyor durum. Ondan sonraki olayımız hız testi abi. Hız testinde eşitler, birer puan ikisine de verdiğimizde 3.5'a 3 oluyor vaziyet. Ondan sonraki olayımız ise drag yarışması. Drag yarışmasında kesinlikle Renault patlattı abi. Renault her türlü aldı. Şu an görmedim ben ama biliyorum, hissediyorum çünkü çok hızlıydı. Bayağı bir hızlı, şu anda da görüyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. 100 kilometre hemencik görebiliyor. O yüzden 1 puan da buna verdiğimizde 4'e 3.5 mu oluyor? Ben nasıl hesapladım lan? Toplam 7 puan olması lazım. Bir yerde bir hata var.
hesapta bir sıkıntı yok. Tekrardan şöyle kafadan bir hesapladım da sadece birer puan verdiğim için hız testinden dolayı böyle bir şey çıktı. İkisi de eşit olduğu için ikisine de verdim. Normalde biri alıp biri almaması gerekiyordu. Eşit olduğundan dolayı ikisine de birer puan verdim. Transit 4 puan, Transit diyorum. Renault 4 puan, Transit'imiz 3.5 puandı ve son olayımız ise fren testi olacak. Fren testinde de kesinlikle ve kesinlikle Transit alıyor. Renault'un freni acayip kötü, çok çok berbat bir durumda. Ve sonuçlar 4.5'a 4 oluyor. Bayağı dediğim gibi çok rekabetin bol olduğu bir yarışma oldu. Renault kazanır mı, Transit mi kazanır falan derken sonuç Transit'ten yana oldu. Hak etti, hak etmedi değil. İkisi de çok güzel modlar. İkisini de atölyede bulabilirsiniz. Bu bölümün kazananı Transit oldu. Bir sonraki bölümde artık otobüs gelebilir, araba gelebilir. Farklı belki tır tarzında bir şeyler de gelebilir. Haberiniz olsun abicim. Belki de çok lüks, çok spor iki tane arabayı da karşılaştırabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz, seri takip edecekseniz, evet. Çünkü seri artık ikinci sezon mu diyelim biz bunu? Bayağı bir aradan sonra tekrardan comeback yaptık. Seri takip edecekseniz de videoları desteklerinizi beğeni paylaşılarla göstermeyi ihmal etmeyin. Ayrıca kanalımıza bedava bir şekilde abone olabilir. Her şeyi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.